Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Intel artı Nvidia ekran kartı olan, yani Optimus teknolojisi barındıran laptoplarda yaşanan bir soruna ve bu soruna nasıl bir çözüm getireceğimize bakacağız. Sorun genelde bazı oyunların harici ekran kartı yerine dahili Intel ekran kartı ile açılması. Şimdi burada bizim sistemimizde de gördüğünüz üzere HD Graphics 4600 ve bunun yanında bir adet harici GTX 765M ekran kartı mevcut. Sizlere ilk olarak bahsetmek istediğim çözüm Nvidia'nın GPU simgesi. Nvidia Denetim Masasını açtığımızda masaüstü simgesine tıklayıp bildirim alanında GPU etkinlik simgesini görüntüle diyoruz. Bunu dediğimiz zaman sağ alta bir GPU etkinlik simgesi geliyor. Bu simgeye tıkladığımız zaman harici GPU'yu kullanan uygulamaları görebiliyoruz. Şu an görmüş olduğunuz üzere harici GPU'yu kullanan bir uygulama yok. Ama 3D gerektiren bir şey açtığımda örneğin açalım Burada Trade bir uygulama dönmeye başladığında görmüş olduğunuz üzere Nvidia denetim masasının simgesi buraya geldi. Benzer şekilde oyunlar da açıldığında eğer oyun harici GPU'yu kullanıyorsa burada oyunun simgesini görüyoruz. Kullanmıyorsa görmüyoruz. Bu sayede oyunun harici GPU ile çalışıp çalışmadığını bu simge sayesinde kolayca anlayabiliyoruz. Bu bağlamda Optimus kullanıcıların bu simgeyi devreye sokmasını tavsiye ediyorum. Tekrar edelim masaüstü kısmından bildirim alanında GPU etkinliği simgesini görüntüle diyebilirsiniz. Nvidia denetim masasını açmak için ise buradaki Nvidia simgesine çift tıklamanız ya da buraya sağ tıklayıp Nvidia denetim masasını aç yeterli. Şimdi gelelim ikinci soruna. Diyelim ki oyununuz dahili Intel grafik işlemci ile çalışıyor, harici GPU ile çalışmıyor. Örnek verelim bu oyunda FIFA 2015'in demosu olsun. Şimdi FIFA 2015'in demosu dahili GPU ile çalışıyorsa bunu 3D ayarlarının yönetilmesi kısmından program ayarlarından elle eklememiz gerek. Ekle butonuna tıklıyoruz. Tıkladığımızda bilgisayarda yüklü programların bir listesi geliyor. Her ne kadar burada FIFA Launcher ve FIFA 15 demo gözükse de sizde bu gözükmeyebilir. Bu durumda elle eklemeniz gerekebilir oyunu. Göz at diyoruz. Akabinde oyunun yüklü olduğu C sürüsüne giriyoruz. Program Files. Origin yerine Origin Games klasörüne gireceğiz. Çünkü oyunlar Origin Games klasörüne yüklü. FIFA 15 demo klasörüne giriyoruz. Önce FIFA 15 demoyu aç diyoruz. FIFA 15 demo buraya eklendi. Akabinde tekrar ekle diyelim. Ve göz at diyelim. Bu FIFA 15 için her oyunda genelde oyunun ana egzesini eklemeniz yeterli. Bir de FIFA Setup klasörüne gelelim. Ve buradan FIFA Config dosyasında aç diyerek ekleyelim buraya. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere FIFA config.exe'nin varsayılan grafik işlemsi entegre grafik işlemci yani Intelci yapıyor. Bunu biz seçiyoruz ve yüksek performanslı Nvidia işlemcisi yapıp uygula diyoruz. Bu sayede FIFA config.exe her defasında harici grafik kartını yani GTX 765M'i kullanacak. Aynı işlemi FIFA 15 demo içinde seçelim. FIFA 15 demo içinde genel ayarları kullanın otomatik seçim entegre olarak gözükmekte. Bunu da buradan yüksek performanslı Nvidia işlemcisi olarak seçiyoruz ve akabinde uygula diyoruz. Artık FIFA ne şekilde açılırsa açılsın harici Nvidia GPU'yu kullanacak. Şimdi bunu bir deneyelim isterseniz. Buradan FIFA 15'e play diyelim. Tekrar play diyelim. Şimdi oyun açılmaya başladı. Ve burada hemen FIFA 15'in simgesini gördük. Görmüş olduğunuz üzere FIFA 15 harici GPU GTX 765M'i kullanıyor. Dahili Intel HD grafik yongasını kullanmıyor. Bu sayede siz daha yüksek bir performans elde edebiliyorsunuz. Hatta şurada dikkatinizi çekeceğim. FIFA config.exe'de dahili e, harici grafik işlemciyi kullanıyor. İşte bu şekilde istediğiniz oyunu buradan ekleyerek, Nvidia denetim masasından istediğiniz oyunu ekleyerek, elle ekleyerek, harici grafik işlemcide çalıştırabilirsiniz. Sorularınız için teknopat.net slash sosyal adresinde konu açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Recep Baltaş, teknopat.net.